Herkese selam var. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bu videonun başında birazcık çekilişten bahsedeceğim. Çekiliş yapacağımı size söylemiştim bir önceki videoda. Çekilişte birinci olana 150 TL'lik Steam kodu vereceğim. Steam cüzdan kodu var ya, istediğiniz oyunu alabiliyorsunuz Steam üzerinden. Veya nasıl kullanmak istiyorsanız öyle kullanırsınız. Ondan vereceğim. İkinci olan kişiye bu 73.000 ruhlu, yani 72.990 falan ama 73.000 ruhlu hesabı vereceğim. 52 level böyle birkaç tane daha hesap var elimde. 5-6 tane falan var herhalde. Ama galiba en yüksek ruhlu buydu. Bu çekilişte bunu vermeyi düşünüyorum. Çekilişe katılmanın şartları çok basit. Size ekranda 2 tane YouTube, 2 tane Instagram hesabı vereceğim. Bunları takip etmeniz yeterli olacak. Yani bir YouTube kanalına abone olmak, Instagram hesabını takip etmeniz yeterli olacak. Takip ettiğiniz hesapları yorumlara yazmanız gerekiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yorumlarda illaki belirtmeniz gerekiyor. İşte Instagram hesaplarıyla hangi hesaplarla takip ettiyseniz onları yoruma yazabilirsiniz. Ya da hangi YouTube hesaplarıyla abone olduysanız onların maillerini yazabilirsiniz yorumlara. Birden fazla çekiliş hakkınız olacak bu sayede. İşte 3 tane Instagram hesabıyla ayrı ayrı takip ettiyseniz onları yorumlara yazabilirsiniz. Ayrı ayrı yazmayı unutmayın. Farklı farklı şekillerde yazın ki ben onları ayrı ayrı alabileyim. Yani tek bir yoruma hepsini sığdırmaya çalışmayın. Ve kimlerin katılıp kimlerin katılmadığını kontrol edeceğim bu arada, etmem gerekiyor. Çünkü çekilişi sadece kendi adıma yapmıyorum. Adam için de yaptığım için onun hesabına giden şeyleri falan takipçilere dikkat ederekten çekilişi alacağız. Yani hile hurda yapmaya çalışanlar elenecek, onu söyleyeyim. Yine ben size elenen kişileri söyleyeceğim. İşte 600 kişi katıldıysa 70 elendi falan diye geçen videoda söylemiştim mesela. Yine bu videoda da söyleyeceğim. O yüzden düzgün katılmanız bir yandan önemli. Katılmadıysanız, başka bir hesapla katılmadıysanız katılmış gibi yapmayın lütfen. Yani 3 hesapla katılıp da 6 hesapla katılmış gibi yapmaya çalışmayın lütfen. Çünkü belli olacak zaten, kontrol edeceğim onları teker teker kimlerin nasıl katıldığını. Ama mutlaka hangi hesaplarla katıldığınızı yorumlara yazmanız gerekiyor. Çünkü çekilişi onun üzerinden yapacağım. Belli site üzerinden yapıyorum. Gleam üzerinden yaptığım zaman sıkıntı çıkıyor. Gleam'i bir kere kullanmıştım. Onda da çok pişman oldum. O yüzden pişman ediyor gerçekten. 400 kişi katılıyorsa 300'ünü eliyor falan saçma bir şekilde. O olmasın diye Gleam üzerinden yapmayacağım çekilişi. O Miza için Miza sayfasını yine şey yaptı. Onunla konuştum. O 150 TL'lik Steam kodunu veren sayfa. O sayfa yine. Onu memnun etmeye devam ettikçe o adam bize kod verecek. Bunu söyleyeyim size. Sağ olun, geçen sefer yine ilgi göstermişsiniz. İşte kimse takipten çıkmamış falan. Az kişi takipten çıkmış yani. Geldiler. Çok kişi giden olmadı. Ben video atmadığım için falan giden olduysa gitmiştir dedi adam. Güzel mesajlar da atmışsınız. Çok sağ olun. Öyle yine desteklerseniz falan böyle güzel oluyor. Adamlarımızı iyi tutmamız bir yandan önemli. Çünkü kodları o veriyor. Yan bir tane ikinci göstereceğim kanal var. Junior Fontes diye. Orada bu kanala atamadığım videolar var ya, mesela hani ben oyun videosu atacağım diyorum. İşte ne bileyim, Witcher'ı atacağım diyorum. 2 aydır atamıyorum. İşte GTA 5 çekeceğim diyorum. Çekemiyorum falan. O yüzden o tarz videoları, nostaljik oyun videolarını falan o kanala yükleyeceğim. İşte geçmiş Call of Duty videolar olacak. Yeni Call of Duty videolar olacak. Bir sürü oyunlar oynayacağız orada. Yan tarafta 2 günde bir video atmayı düşündüğüm kanalım var. O kanal işte. O kanalda çok güzel olacak, emin olun yani. Çok güzel ilerleyeceğini düşünüyorum. Orada da fazla fazla eğleneceğiz. Bu kanala Mortal Kombat ve Shadow Fight ağırlığını verdiğim için daha farklı farklı videolar yüklemekte zorlanıyorum. Outlast videosunu geçen mesela 1,5 haftada ancak atabildim. Yani anca sıkıştı. O kadar çok içerik çıktı ki Mortal Kombat'tan. Anca yetiştirebildim Outlast'ı. İşte öyle durumlarda yan taraftaki kanal çok güzel işe yaramış olacak. Orada Outlast Whistleblower'ı falan tekrardan çekmeyi düşünüyorum. Çünkü üstünden bayağı bir süre geçti Whistleblower'ı. Ve bir Outlast 1'i oynayalı bayağı bir zaman geçti. Yani yine öyle güzel videolar olacak o kanalda da. Kolaylık olsun diye ben zaten size hem ekranda resimleri vermiş olacağım hem de yorumlara size gitmeniz gereken linkleri falan bırakacağım. İşte yan kanal şu, takip etmeniz gereken Instagram hesapları şunlar diye başlarıma tutturmuş olacağım. Oradan da rahatlıkla bulabilirsiniz. Açıklamaya da bırakacağım size bunların hepsini. İşinizi kolaylaştıracağım yani, merak etmeyin. Çekilişin süresi 1 hafta olacak bu arada. Bunu mutlaka iyi dinleyin. Bu videoyu attıktan 1 hafta sonraki videoya onu yükleyeceğim. Yani 8 gün sonrasına denk gelmiş oluyor. 8 gün sonrasına çekilişin sonuçlarını size bildireceğim. Bunu da çok fazla soruyorsunuz. Yani çekiliş açıklanıyor. Hala çekiliş bittikten sonra çekilişin sonuçları nerede diyenler oluyor. Garip geliyor bana. O yüzden onu da iyi takip edin lütfen. En kısa sürede yan kanala da, o abone olun dediğim kanal var ya, o kanala da video atmış olacağım. Orada da çekilişler olacak bu arada. Onu da size söyleyeyim. Daha fazla uzatmayalım artık. Shao Kahn videosuna giriş yapalım. Evet, Relic Hunt'ımız geldi artık. Shao Kahn'ı geçen en son önce bir önceki Relic Hunt'a ben katılamamıştım. Yani 1 yıl falan geçti galiba en sonki Relic Hunt'ın üzerinden. Çünkü Relic Hunt çok kolay gelmeyen bir şey. 2 ayda, 3 ayda, 6 ayda saçma bir zamanlarda geliyor böyle. O yüzden şöyle bir girelim bakalım. %97'si tamamlanmış bir şekilde bende şu anda. Onu %100'e ulaştırdığımda şu anda Shao Kahn'ı tekrardan alacağım bu arada. Onu da size anlatayım.
Relikant'ın olayı şurada gördüğünüz gibi ilerliyor. Bu gözleri biriktirerek mor gözleri biriktiriyorsunuz. Mor gözler, fragmentslar biriktikçe şuradaki üstte complete design yer var ya, %97'lik kısım. Orası doluyor, barı dolduruyorsunuz. Bar %100'e geldiği zaman Shao Kahn'ı alıyorsunuz. Olaylar basit. Şurada gördüğünüz alttaki olayları yapacağız. Bakın bronz kısım var. İşte silver, gold, platin, diamond diye gidiyor. Şimdi ne diyor? Herhangi bir takımından şey olabilir diyor. Bronz kısımda herhangi bir takımı kullanabilirsin. Ne istiyorsan onu kullan kardeşim diyor. Ben en güçlüleri kullanacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Diamond vererek gene ruh vererek açarım olmadı. En güçlüleri kullanmak istiyorum. Quest'tekiler kullanılmıyormuş bu arada. Bakın üst tarafta ödülü de yazmaya başlamışlar artık. O da güzel olmuş. Şöyle bir girelim bakalım kankacım. Ronin Kenshi falan direkt kullanacağım. Acımayacağım burayı. Hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Çünkü Shao Kahn Kulesi bayağı uzun süren bir kule. Kolay yapılmıyor. Bayağı bir savaş yapacağız. Sonlarda özellikle bayağı bir zorlayacak. Zaten çok kolay olacak burası. Hani zor olmasını bekleyemeyiz. 60 binlik karakterle falan vuruyorum bunlara. 1000 canları, yani 2000 canları falan var. Tek yiyorlar direkt. 2-3000 canı falan varmış. Aynen bakın. Direkt yok oldu gittiler. Hatta yan tarafa güçlü karakterlerimi katmaya gerek bile yok. Çünkü enerjileri boş yere gidecek. Onları yapmasam da o gerçi iki ruh ya, bir şey olmaz. Kalsın yan tarafta abi. Takılsınlar öyle keyfine göre. Canınız bu arada şunu da söyleyeyim. Shao Kahn Kulesi'nde canınız bittiği zaman yenilenmiyor. Öyle bir olay var. Yani bir sonraki maça bir önceki maçtaki canınızla başlıyorsunuz. Canınızın gitmemesine özen göstermeniz gerekiyor o yüzden. Bir tık sıkıntı evet bu. İleride çok sıkıntı özellikle. Yine tekleyelim kanka. Oo, buna dokunduk yok oldu ya. Güzel. O ne lan? Şeyden çıkardı, oyundan çıkardı. Şey mi var? Kafasına göre seçilim mi yapıyor şu anda? Ben üst tarafı okumadım. Galiba onunla alakalı. Direkt çıktık oyundan çünkü. Tag out yaptı. Tamam. Buralar zaten kolay olacak. Yani zor olmasını beklemeyelim. Bir zahmet kolay olsun. Altılı savaş. Çok kolay olacak bunlar. Tekleyip tekleyip geçeceğim hepsini. Gel bakalım reis. Jax reis. Smoke. Sen oğlum sen şöyle bir dur bakayım. Bir kaybol. Sen de bir yok ol ya. J. Kirby ablacım. Bu video bayağı uzun sürecek gibime geliyor ya. Gerçekten. Çok fazla savaş yapacağız. Giriş çıkışlar kolay olsa aslında bayağı bir kısa sürer de, yani bayağı bir kısadan kastım. 40 dakika sürecekse 20 dakikaya iner. Ama işte giriş çıkışlar çok fazla sıkıntı çıkartıyor. Girmek uzun sürüyor ya, bayağı uzun sürüyor. Shinnok abimiz var burada. Bak Shinnok'u da şöyle bir yok etsek. Vengeful. Yok ya bir şey olmaz. Geride olması falan bir şey değiştirmeyecek. İleriki şeylerde bu arada büyük ihtimalle Neo Jason'ı kullanacağım. Jason'ın şeyi gelmedi lan aklıma. Jason Voorhees'e. O ismi gelmedi. Onu kullanacağım ileride çünkü can yenileme bayağı bir önem taşımaya başlıyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Ekipmanlar falan da veriyor bakın böyle. Yani baş levellerdeyseniz burayı yapın abi. Kolay kolay bitirirsiniz zaten. Bitirdiğinizde fragments'ınızı alırsınız. Ben muhtemelen buradan sonra bu arada Shao Kahn'ı alırım. Bu şeyden sonra. Bronz kısım bitsin. Aynen. Almış olacağım Shao Kahn'ı. Öyle düşünüyorum yani. %3'lük kısım dolar herhalde ya. 5 fragments mı veriyordu? Emin değilim gerçi. Şimdi duruma göre değişiyor tabi. Şöyle bir girelim bakalım. Yardır kanka. Çıkalım bakalım. Ne girelim bakalım ya. 6. şey. 10 ruh veriyor. Burayı bitirdiğimizde 10 ruh ve 5 göz verecek şu mor gözden. Burası birazcık sıkıntı olabilir ya. Tıklamalar bayağı ileride test your might'lar sıkıntı çıkartıyor yani. Hayvan gibi tıklayacağım şöyle. Tıkla 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 tıkla. Tamam. Rahat rahat yapıyoruz gibi şimdilik. Bir saniye. Tamam ya yaptık. Aynen. Hadi abi alabileceğiz mi Shao Kahn oğlum? Alalım ya. Gerçekten almak istiyorum. Şöyle dokunmayacağım ekrana. Animasyon gerçekleşecekse de şöyle ellemiyorum bakın. Tamam hadi bırak ya. Evet. Hadi oğlum. %100 olmuş olması lazım. Hadi. Çıkamıyor lan. Ne döndü ne alt tarafı? %100 complete. Evet abi. Şu an açılmış olması gerek. %100 yazıyor üst tarafta. Oğlum versene. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çıktım. Bir daha girdiğinde mi vereceksin? Bir daha girdim. Oğlum bu ne? Versene lan. %100. Bir dakika ben. Ha o bir daha gel bakayım. Gel oğlum gel. Diletelim seni bakalım. Tekrardan alalım. Aldım. Ne oldu şimdi? Bir animasyon falan olsun ya. Yani direkt böyle vermeyin işte ya. Neyse 5. evrime çıktı. 30 bin saldırıdan 35 bine çıktı. Yuh lan bayağı artıyor ya. 10 bine yakın can veriyor. Şuna bak hayvan. Of 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 of. 65 bin canı var daha bu şey. 50 level. 10. yani 60 level'e çıkmamış durumda. Hayvan oldu ya. İnanılmaz bir şey oldu. Of. Bayağı iyi. Tabii ki de bitireceğiz. Şimdi ikinci Silver kısımda takımınız mutlaka Netherrealm karakterlerden oluşması gerekiyor takımınızın.
Bakın oradaki savaştan çıktığımdan itibaren 120 bin canı varmış lan Kenshin'in. Vay anasını. Şöyle Netherrealm karakterleri alalım bir. Netherrealm nerede abi? Böyle bir gel. Buradan en güçlüler Jason Voorhees, Dark Raiden'ı alalım. Ve yan tarafa da iki tane ayı katalım. Tamam. Yani ekstra bir şey katmama gerek yok. Karşıdakiler güçlü değil zaten. Tokat manyağı yapacağız bunları. İleride çok güçleniyor ama ciddi güçleniyor. Diamond'da falan bayağı güçleniyor. Jason abiyle tokat vakti. Şimdi blokta kalmadıkları sürece rahat rahat... Gerçi blokta kalsalar da yeniyormuşum. Onu fark ettim şu anda. Tamam, silver kısım da bayağı bir kolay ya. Rahat rahat bitiririz yani burayı. Hiç sıkıntı olmaz. Devam. Ay giriş çıkışlar uzun sürmesi. Ay var ya nasıl mutlu olacağım. Güzel. Şöyle girelim hemen. Gel bakalım kardeş. Şunu şöyle bir al bakalım. Tamam. Şuna da vurduk mu? Hadi tek tokada yatman gerekiyor ama. Oyun başında bu arada buraları yapmak gerçekten zor. Netherrealm karakter bulmak zaten zor oyun başlarında. Hani çok kolay değil gerçekten. Zorlayacağı için canınızı sıkmayın. İlerlerde yaparsınız. Şu an ilk başlarda yapmak normal değil zaten. Hani yapamamanız normal diyeyim. Bir yerden sonra zaten oyun gittikçe açılıyor. Çok rahat bir şekilde hızlanmaya başlıyorsunuz. Her şeyi kolay kolay almaya başlıyorsunuz. Raiden abi şunu alacaksın mı? Alacaksın. Feast of Souls. Güzel. Rutan'la şey yapıyoruz bak. Bir yandan Feast of Strength var ya onlardan kasıyoruz. O da işimize yarıyor tabii ki. Jason'la sürekli savaşmamız iyi bir yandan. Jason'ın güçlenmesini istiyorum abi. Her şeyi güçlü kalsın. Önemli bir karakter çünkü çok fazla can yenileyebiliyor. Yeniden dirilebiliyor. Bir sürü özelliği var. Ve Netherrealm. Netherrealm'ler kolay bulunan bir çarlar değil. En zor bulunan çar Netherrealm işte. Aynen. Gerçi yok ya şey daha zor. Bu yıldırımlı Thunder. Thunder'lar daha zor. Thunder God'lar. Kendine özel çünkü. Jason vs Jason. Gel kardeş. Kalk bakayım bir daha sana bir gömeyim böyle bir. Kalk lan. Kalk. Kalk dedim mi kalkacaksın. Bir daha kalkacak. Ölümsüz dümbük ya. Bunu bir daha vurduk mu sana oğlum? Tamamdır. Reptal bir boş yapma. Bir boş yapma. Boş yapma ya. Hadi kaybol. Allah Allah. El kol yapıyor bir de. Pezevenge bak. Tamam. Devam edelim hemen. Kardeşim heh. Ekrana gel artık diyecektim. Güzel. Şimdi. Ne oldu? 5 ruh daha verdi. Ruhu güzel veriyor bu arada. O yönden hani. Harbiden iyi. Kaç ruhla başladığıma dikkat edin. Kaç ruhla bitirdiğime de dikkat edin. Oyun sonunda bayağı bir ruhum olmuş olabilir. Gerçi ruh da gidecek ileride. Hani bir yerden sonra çok çok zorlaşacak onu söyleyeyim. Ciddi ciddi aşırı zorlaşacak. İstediğimiz takımı yaptırmayacak zaten. Belli bir evrimin üstünü silecek bizden. Canımız çok yanacak oralarda. Hani o yüzden işte diyordum size. Oyun başındaysanız boş yere üzülmeyin. Çünkü ileride 4. seviye diamond falan isteyecek. Hani takımınızın 4. seviye diamond olmasını falan isteyecek. O yüzden yani zor abi. İlk başta çok zor. 4 level diamond'ı nasıl yapacaksın ilk başlarda? O anca 60 level olacaksın. Aradan böyle 3-4 ay geçecek anca 4 level diamond'ın olmuş oluyor. O da şans yani çıkmayabiliyor bile. Jade bu arada çok güçlü ya. Jade'e bir dakika ekipman takmam lazım Jason'a. Jade evet bir tık üzebilir. Sıkıntı olacak. Red Hammer'ı verelim. Datuşa'yı boş ver. Blade'e vermeyelim ya. Blade'e gerek yok. Şunu verelim yakarız güzel olur. Yakarım bilirsin. Şöyle yan tarafa ne verelim? Canlı bir şey yok mu ya? Can verin. Ekipman. Dragon Smash can vermiyor diye biliyorum. Evet. Ama şu da iyi ya. Dur bu da iyi. Cana ihtiyacım olacak evet ama. Yine de dursun abi. Jason'ım ah be 8. evrimmiş lan. 10. evrim olsa bayağı iyiydi ama. Neyse girelim. Jade'in şeye baksana abi. 115.000 canı var. Ölümsüz ya. Jade'in bir de boya bak. Şuna dirseğime geliyor. Ama işte ağzımıza tükürüyor. Bu arada Jade'in özelliğini söyleyeyim bakın. Immune to damage over time diyor. Yani yüzüğü boş yere taktık lan. Damage over time Blaze's Life var ya. Damage over time veriyordu. Direkt 3. yeteneğini attı bakın. İlk şimdi kaç vurduğuna bakın. Bir yerden sonra kaç vurduğuna bakın abi. Şimdi ilk yeteneğinden kaç yedik? 10.000 yedik. Bir sonrakinde kaç vuracağına dikkat edin. Yalnız şu kaçırma şansı gitse iyi olacak. Heh gitti. Güzel. Bloğunu aç ama da yani birazcık yetenek atayım ya. Gerçi yeteneklerimi bloklayabiliyor öyle bir olay da var da. Damage arttı bakın şu anda. Şu an güçlendirileceği ama tek atabilir miyim? Galiba attım abi. Of. Kolay yırttık. Güzel yırttık. Üçüncü kere o yeteneğini kullandığı zaman direkt üçüncü yeteneğini kullanıyoruz yani genelde. Tek atıyor direkt abi. 110.000, 120.000 falan vuruyor. Saçma salak bir hasara çıkıyor. Kendini güçlendiriyor bu bosslar haberiniz olsun. O yüzden erken yenmeye çalışın. Dalgaya almayın. Tek atarlar vallahi hiç acımazlar. Bak canımı da azalttı. Ama fullleyebiliyorum. O yüzden Jason'ı çok seviyorum. Burada bayağı işe yarıyor. Ruh vermeden fullleyebiliyorsunuz kendi canınızı. Test your might. Gel lan. Gel oğlum. Gel oğlum. Bakın zorlaşmış gittikçe.
Tıklamak bir tık daha zor. Merkezdeki çembere zor indim. Merkezdeki çembere inmeniz zorunlu değil bu arada. Bilginiz olsun. O belirtilen çember var ya, oradaki herhangi bir kısma girseniz bile yeterli. Ama ödülü mü arttırıyor? Bir şey mi oluyor? Fragments verdi 10 tane. Çok güzel. 10 ruh verdi. Bu kısmı da bitirdik. %8 bayağı az ilerliyor bu arada ya. 483 fragments'ım varmış. Baksanıza abi. Üst tarafta. Normal yani o kadar yavaş ilerlemesi artık. Şimdi bir saniye dur. Bakın. Üçüncü kısımda altın kısma geldiğimiz zaman takımınız Spec Ops karakterlerden oluşmalı. Ve lever evrim birinci evrimin üstünde olmalı. Birinci evrim ve birinci evrimin üstü olması gerekiyor. Yani şöyle göstereyim size. Şu anda uygun değil bakın. Şöyle Spec Ops'ları seçeceğiz buradan. Dur kanka. Ver. Bak bunu attım. Bunu attım. Bunu attım. Şu an uygun hale geldi. Birinci evrimin üstünün hani size demiştim ya işte mesela Diamond falan istiyor diye. Şu an bakın birinci evrim katmadım yan tarafa. Evrimi şu an bunu sıfır kabul etmiyor. O yüzden sıkıntı. Hani o yüzden zorlayabilecek durumda. Şunu katayım bu arada yan tarafa. Kenshi'yi katsam mı olur aslında ya. Jackson Briggs de olur. Gerçi yok ya. Heavy Weapon Jackson'ımız var. O bayağı hayvan. Rahat rahat parçalarız burayı büyük ihtimalle. Gel kardeş. Seni direkt tekleyelim kardeş. Oo, bayağı canları çoğalmaya başlamış bu arada. Bakın kolay ölmüyorlar artık. Bir tık daha zorluyorlar ki çok savaş yapıyoruz. Bu beni bayağı bir üzüyor. Video 98 saat sürüyor. Renderlaması 38 saat sürüyor. O yüzden sıkıntı. Şunu vurduk mu yok olur bu. 78 bin vuruyorum. Nereye yok olmasın ki abi. Jackson 60 değer oldu mu bu arada benimki? 60 değer olmuş abi. Çok iyi, çok iyi. Jackson'ı çok seviyorum ben ya. Eline bu arada ekipman vereceğim ya. Vallahi ekipman vereyim daha kolay bitsin. O Farmer Jackson verdi. Güzel. 7. evrim olmuş bu da. Bayağı iyi. Şimdi dediğim gibi ekipmanını verelim şunun. Biraz daha rahat yenelim. Datuşa'yı verebilirim. Datuşa olur. Sento Blade de olur ama çok da gerek değil. Şu ne veriyor? Spetatik bir damage boost'unu arttırıyor. Yok kanka işime çok yaramaz. Shiraraya'nın şeyi kritik şansımı arttırıyor. Jade'inki de güzel ama o zaman tamam ya Retimer'ı verelim. Yeteneğimiz direkt dolu başlasın. Daha hızlı bitirelim. Feats of Strength'e şu an gerek yok. Şöyle yardıracağım. Fight'la bakalım Reis. Random weapon gelmiş bu arada. Karakterlerimi kendi kafasına göre çıkartacak. Kendi kendine sokacak böyle oyuna. O yüzden hızlı bir şekilde öldürmeye çalışacağım hepsini. Jackson'dan çıkana kadar öldürelim abi. Jackson'dan çıkacak mı şu an? Çıkmadı. Tamam yendim o zaman. Kolay ya da. Güzel güzel. Çıkarmadan yenmemiz önemli. Uğraştırıyor yoksa biraz. Yani karakterlerin saldırısı biraz daha düşük o yüzden. Sıkıntı olabilir de. Seni teklersem ne güzel olur ya. Hepiniz bir teklesem aslında. Yan karakterleri de vuruyor da. Direkt şey atım. Ha, şunu açtım şu an. Güzel. Güzel. Kung Lao'da bakın. Kung Lao'nun 7 hasara bak. 11.000 hasar yiyip içeri girdi. 2 yumruk gömdük çıktı. İşte Jackson bu yüzden çok çok güzel bir karakter. Şunda bir de can yenileme olsaydı. Hani birinci yeteneği can yenileme falan olsaydı. Veya ikinci yeteneği atıp bir de can yenilediğini düşünsenize. Hem bazuka atıp hem can yeniliyor. Ulan çıldırırdım var ya. En sevdiğim karakter olabilirdi gerçekten. O derece güçlenirdi yani. Ama tabi o yüzden vermiyorlar. Takımım bir dakika ne diyor? Herhangi bir special atar ama bunlar şu an kapatacakmış. Kullanamayacağım bir tane özel yeteneğimi. Hangisini kapatacaksın kanka peki? Birinciyi kapatmış. Tamam birinciden çok da umurumda değil. İstediğin kadar kapat abi. İkinciyi kapatmadığımız sıkıntı yok moruk. Bunun kalkanı var şu an bu arada. Ve yeteneğini yememeye çalışacağım. Kalkanı bitsin be. Bitti. Gerçi gerek kalmadı. Grandmaster'mış ya. Tüh. Vursak bile evet. Yeniden dirilecek. Bir tık sıkıntı mı? Değil. Sıkıntı yok abi. Vurduk mu? Tamamdır. Güzel. Burayı da hallettik. Üçüncü kısımdayız değil mi lan? Daha Gold'dayız. Daha Plat var, Diamond var. Of, of. Daha çok savaşımız var oğlum. 1784 ruhumuz oldu. Buradan da iyi ilerliyoruz. Güzel. 2900 altın veriyor. Altın da güzel. Kötü değil abi. İşe yarar. Tamam. Shiraraya. Gel abicim. Oğlum bu videonun bugün yetişmesi gerek ya. Vallahi bugün yetişmesi gerek. Bu da işimizi uzatacak gibi duruyor. Shao Kahn videoları çekmek çok zor. Gerçekten çok zor. Sürekli bilgi vermeye çalıştığım için 50 dakika video çekiyorsam 50 dakika susmuyorum ben. Aralıksız konuşmam gerek. Spiker gibi düşünün beni yani. Aralıksız anlatmam gerekiyor bir şeyi. O da birazcık sıkıntı. Gerçekten zor oluyor. Yanımda bir şişe su vardı şu an. Çok az bir kısmı kaldı. İçe içe bitirdim anasını satayım. Oyuna girerken içiyorum sürekli. Hop. Şimdi bir sonraki savaşta ne özellik veriyormuş? Karşı rakibin güçleri daha hızlı gelecekmiş. Ondan bahsediyor. Girelim hemen. Gel Takeda kardeş. Gene mi sen geldin ya? Gene mi geldin? Şunu bir al bakayım. Güzel. Kenshi.
Sen tek iyice... Aa yapma ya. Power değil. Atma işte ya. Ne kadar şerefsiz adi köpeksin. Lan gene attı bak. Abi sen adisin ya. Gerçekten abi. Ya bon shield'ın vardı geri zekalı. Niye atıyorsun yeteneğini? Hop! 153 bin. Öf öf öf. Acıtmış olmalı abi. Gerçekten acıtmış olmalı. Güzel. Girelim hemen. Oo, Boss Cold War Scorpion. 63 bin canı var. Şimdi bu biraz sıkıntılıydı diye hatırlıyorum. Kendi kendine bir şeyler yapıyordu. Kalkan malkan alıyordu. Girelim bir görürsünüz onu. Tek yemezse eğer. Gel abi. Şöyle bir tekler seni bunu teklemeye çalışacağım çünkü kendi kalkanını aktif ediyor bakın yazıyor mu? Yok çok da bir şey yazmıyor ama güçleniyor abi onu söyleyeyim size yani. Şey yapmayın bununla savaşınızı asla hiçbir boss'la savaşını uzatmayın. Bak şu an aha al işte defansını açtı. Şu an için benim bayağı bir sıkıntı bana şu an ya. Aptal karakter bir de bırakmıyor ki vurayım. Slowladı bakın. Çıkamıyorum, giremiyorum, bir şey yapamıyorum. Sen ne kadar aptal bir çarsın ya. Gerçekten çok sinir bozucu. Şu ikinci teneğini atmam lazım bunun bu arada. Keşke öbürüne girseydim ben. Niye buna girdim ya? Şunu atayım. Gene slow'unu attı bak. Köpek yavrusunu görüyor musun? Neyse bayağı bir vur. Tek attı. Oo, Jack'e bak oğlum sen. Oha ne biçim vurdu lan? Gerçekten beklemiyordum bunu. Ablam benim be. Adamsın ya. Ama popona dönmesen iyiydi. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. 1800 ruha ulaştık. Bir ruh daha verecek mi burada? Her savaşta ruh veriyordu normalde ama vermedi. Püh ağzına tüküreyim. Tamam 8. savaşa da geldik. Parçalayalım buradan da hemen. Bakın test yormakta bayağı bir zorlanmaya başladı bu arada şu an. Lan konuşmayı unuttum ha. Vallahi arada konuşmayı unutuyorum. Odaklandım galiba. Bak zar zor son çembere giremedim fark ettiniz mi onu? Normalde girebiliyordum. Her şeye basmama rağmen zorlanıyorum artık. Tamam 12 fragments daha verdi. %13 falan mı oldu? %13'e çıktı herhalde. %15 de olabilir ya. %18'miş valla illa top edeceksin ya beni. Verme anasını satayım. Şimdi platin kısma geldik. Platin kısımda martial arts karakterlerden oluşması gerekiyor. Takımınızın ve 3. evrim ve daha üstte olması gerekiyor. Bakın son kısmı gördünüz değil mi? Oh, wow 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 wow. Son kısım bayağı bir sıkıntılı. Şöyle bir girelim. Martial arts istiyor değil mi? Martial artslarımızı hemen şuradan seçiyoruz. Bakın şurada sınıflar var. Sınıflardan etkinleştiriyoruz. Ronin Kenshin'imiz martial arts. O yüzden alıyorum hemen. Triborg'umu alayım yan tarafıma ve Scorpion alalım hadi. Scorpion'u seviyorsunuz oyun yani görmeyi falan da seviyorsunuz. Böyle yeniden şarjlayalım bunu da. kardeş bir dakika. Doğru yap. Bir dakika bir dakika yanlış mı yaptım? Bir oo pardon pardon 3. evrim Chao şeyi kabul etmiyor Scorpion'u. Diamond olduğu için 3. evrim ve üst olması gerekiyor. Oraya dikkat etmedim. Benim hatam tamamen. Elder God Kenshi'yi de alabiliriz bu arada. Bu da gayet güzel vuruyor. O yüzden yardıralım hemen. Gel kardeş. Sen hayırdır ya. Buna bu arada ekipman verdim mi? Ben ekipmanlarını aslında girerken vermem gerekiyor ya. O salaklığa sürekli düşüyorum bak. Bir yandan benim hatam tabi. Ama düşmemem gerek. Çünkü burası artık kolay savaşlar değil. Harbiden kolay değil. Çar benim şu an bu çar 1,5-2 yıllık falan herhalde ya. Bayağı bir zamandır oynuyorum ben bu çarda. O yüzden şu an rahat yapabildiğime bakmayın yani. Yine zorlayan yere olacak. 2 yıllık hesap da olsa zorluyor abi. Sürekli girmiyorum oyununa ne yalan söyleyeyim. Ama ona rağmen zorluyor ya. Gerçekten sıkıntılı bir tık. Tamamdır. Girelim abi. Şimdi ne bu? Karşıdakiler. Ortalama güçlüler. Kenshin'e şey vereceğim. 2 tane kılıç vereceğim. Güçlensin. Şöyle şunu verelim. Datuşa'yı vermeyelim. Datuşa çok bir işe yaramaz diye düşünüyorum. Bir dakika bu. Yok Kenshin'e. Tamam lan Kenshi'ye özel gerçi. İlla bir dakika benim Kenshi'm oluyor mu peki? Kenshi. Tamam Kenshi'ye yazıyor. Ver abi. Ekstra güçlenelim. Şunu da ver. Yan tarafa da yüzük olarak da bunu ver. Tamam. Zaten damage overtime'dan etkilenmiyorlar. O yüzden takmamızın onlara bir amacı yok. Damage overtime ekipmanlarının. 76 bin saldırıya çıktı bu arada. Bu ne lan? Bunun saldırısı bu kadar artıyor muydu? Yuh. Gel bakalım ninjutsu kardeş. Uf tek yedi ya. Direkt tek attık. Bayağı bir kritik patladı galiba ona. Güzel. Şunu da vurduk. Bakın ne kadar fark etti ekipmanlar gördünüz mü? Birinci savaşta ikinci savaş arasındaki farka bakın. 13.000, 10.000 falan vuruyor. Bakın birinci vuruş öldürücü vuruştu. İkinci vuruş kritik vuruştu. Ona dikkat edin. Renkleri farklı gösteriliyor. Öldürücü vuruş yaptığımız zaman çok ciddi hasarlara çıkabiliyoruz. Şimdi 1828 ruhumuz oldu bu arada. Ruhumuz da gittikçe artıyor. 1690'larda falan mı başladık yoksa 1700 müydü? Hatırlamıyorum. Galiba 1700'dü. Yani 100 ruhu geçtik şu anda. Güzel aslında. Hani bayağı iyi veriyor. Hem Shao Kahn hem ruh falan besliyor bizi. Güzel besliyor oyun.
Tamamdır Sub-Zero kardeşim. Şöyle bir bakın üst tarafta süre verdi. Sürenin altında bitirirseniz kaybediyorsunuz. Direkt sürenin dışına çıkarsanız direkt bitiyor maç. O kazanmış sayılıyor. 20.000 düz vurdum bu arada. 20.000. 20.000 abi. Nasıl? Güzel değil mi Char? Bayağı güzel. Güzel, rahat rahat yeniyoruz ya. Bu arada bir yere kadar Kenshi, bir yerden sonra takımı değiştirebilirim. Bir sonraki savaş için diyorum. Diamond kısmı için. Yapabiliyor muyum onu da bilmiyorum. Bir bakalım ama. Kenshi kullanamıyoruz diye hatırlıyordum ben. Tamam. Şöyle girelim. Dördüncü savaştaymışız. Bu da çok fazla bir şey kalmadı. Örmek kardeş. Örmek örmek. Gel bakayım. Senin o örmek örmek yaptığın emekleri. Komik espri. Şunu bir... Oo, yapma. Dur. Oğlum 300 mü 300 bir şeyler vuruyorsun ya. Maçın başından beri indirdiğiniz can şu yani. Yapma. Sana şunu bir vurayım. Bloklanamıyor herhalde. 240.000. Güzel vurdu. Güzel. Bir yeteneği blokladığımız zaman Kenshin'in yetenekleri bloklanamaz hale geliyor ve kritik atıyor ya. O yüzden o pasifi kullanmaya çalıştım. Kenshin baya baya güzel çar bu arada ya. 10 ruh daha verdi. Güzel. Güzel. Girelim. 5. savaş. Tamam. Girelim hemen. Damage overtime kısmı bu arada çok sıkıntı. Bakın sürekli hasar yiyeceğiz. O yüzden çok hızlı bitirmeye çalışacağım. Bakın takımın hepsi hasar yiyor şu anda. Kenshin 2400 hasar yiyor abi. 2400. Boru değil, bayağı bir vuruyor. Sıkıntı. Karakterinizin canına yüzdelik oranına göre vuruyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani, üzülmeyin. Bana 2400 vurursa tek yiyeceğim diye düşünmeyin. Orana göre vuruyor ama bayağı bir çok vurdular. Sıkıntı oldu bir tık. Canımı bayağı bir azalttı. Ölmesi lazım. Aynen öldü. Güzel. Bak gel. Baksana abi ya. Çeyrek canım kaldı lan. Bayağı baya yani. Bu gitti. Kazanabileceğiz mi burayı? Orada şu an emin olamadım bak. Yenilebiliriz. Neyse bir girelim de. Olmadı karakterimize birazcık can basarız veya değiştiririz ya. İlla Kenshi ile yeneceğim diye bir şey yok. İleride enerjisi bittiğinde can veririm, sadece öyle yaparım yani. Enerji veririm. 6. savaştayız. Yeneriz burayı da büyük ihtimalle. Gel kardeşim. Seni şöyle bir teklerim ben herhalde ya. Bir komboya. Ah be. Çok az canı kaldı. Güzel. Klasik Scorpion bir tık sıkıntı. O yüzden direkt tekleyeceğim bunu. Çünkü canlı olduğum için. 292.000 ne lan? Bayağı bir yedi. Çok fazla vurdu ya. Şunu da al. Güzel. Devam. Tamam. My Blade. Thanks you. Önemli değil kardeşim. Önemli değil. Devam. Devam. Şimdi. Devam edelim bakalım. Ne kaldı geriye? Black Dragon takımı. Black Dragon şey geldi. Sıkıntı olmaz ya. Yine yeneriz. Bunu da yeneriz abi. Zorlanmayız diye düşünüyorum. Ulan okulları da bir açamadılar moruk ya. Bu ne? Bayramda elin gezmesi yüzünden, milletin gezmesi yüzünden biz şu an evde kalıyoruz. Hani ben dışarı çıkmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Güneş bile görmemeye çalışıyorum. Ona rağmen millet sorumsuz davranıyor. Milletin sorumsuzluğunu biz çekiyoruz abi. Okulların açılmayacağını vurguluyorlar şu anda. Açılmayacağını düşündüğünü vurguluyorlar. Hani büyük ihtimalle de açılmayacak zaten. 1 Ağustos'ta açılacaktı normalde. İptal edildi falan. Bayağı bir sıkıntıya giriyoruz şu anda ya. Ne bileyim, okulların artık açılmasını istiyorum ben. Sıkıldım, gerçekten sıkıldım. Baraka bu arada sıkıntı olur mu? Yani Kenshin'in canı adasında olabilir, evet ya. Bilemedim şu an. Neyse, takımımızı değiştiremiyormuşuz bu arada. Onu da öğrenmiş oldum. Girdiğim takımla oynamak zorundayım. Bir tık sıkıntı olabilir bu. Neyse, ilerleyelim bakalım. Tamam. Şimdi. Kardeşim seni benim teklemem lazım. Bir şekilde bunu halledeceğiz. 15.000 falan düz vurdum sana. Yapma ya. Yapma, Kenshin ölmesin. Kenshin ölmesin. Öldürmez herhalde. İlk vuruşunda ölmem diye düşünüyorum. 126.000 mele canım vardı. Bayağı bir canım var. Tamam. Canım kaldı. Kanama yedim ama o sıkıntı. Yani bunu da teklemem gerekiyor demek. Teklerim ya. Tekledim mi? 163.000 kritiksiz. Bayağı güzel vurduk. Kritik vurduğumuz zaman güzel lan. 300K'yı falan geçeceğiz zaman yavaş yavaş. Tamam. İyi, iyi, güzel. Son savaş değil mi? Test Your Might kaldı bir tek. Evet. Test Your Might kalmış. 15 şey gelecek buradan. Bir de gem alacağız. Mor gem alacağız. O da güzel. Kardeş şimdi sana şöyle bir başlayalım. Biraz zorlaşmış herif. Bakın bayağı direniyor şu anda oyun. Bayağı bir zorluyor. Tamam. Güzel. Bunu da kırdım. Dışarı çıkmaya çalışıyordu. Onu fark ettiniz mi? Normalde bastığım kadarına gitmesi gerekirken oyun kendisi dışarı çıkmaya çalışıyor. Şimdi çemberin dışına çıkmaya çalışıyor. Ulan az değiller var ya. 15 fragması da buradan geldi. Güzel. %29'unu tamamlamış olduk. Oy, şimdi bir sonraki. Şöyle bir girelim. Anlatayım ben size orayı nasıl bir şey olduğunu. Buranın nasıl bir şey olduğunu. Takımın Diamond karakterden oluşacak. Ya da Outworld karakter olacak. Ve 7. evrimin üstünde olacak. Bundan birisinin olmasını istiyor.
Outworld olmasın. Oğlum bu sıkıntı ya. Can yenileyebilen hangi çarlar var? Can yenileyebilen çarlar lazım bana şu an. Kenshi canını yenileyemeyecek. Diamond ama bir tık sıkıntı. O yüzden şu filtreyi bir kapatacağız. Kapat filtreyi abi. Diamond karakterlere bir bakalım. En güçlü olabilecek ne var diye. Kano canını yenileyemiyor. O yüzden Kano'yu almayı düşünsem mi? Düşünebilirim aslına bakarsanız. Bir saniye dur. 140 bin canı var çünkü Kano'nun. Bana can yenilettiren bir karakterim vardı benim. Kitana'm vardı. Kitana'm aşkım neredesin canım ya? Burada bir yerde olman gerekiyor. Assassin değil. Oğlum bu kadar güçsüz ama alamam ya. Day of Death'ti galiba. Öldükten sonra can yenileyen değil miydi Outworld karakterlere? Sen değil miydin ya abi? Ben öyle hatırlıyorum sanki. Hangisiydi ya o zaman bu ise? Bebeğim hanginiziniz? Bir tane Kitana'ydı ama. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bir saniye onu bulacağım hemen. Neredesin kardeş? Bende olması lazım bu arada. Onunla savaştığımı hatırlıyorum ben. İlerlerde mi diye düşünmeye başladım şu anda. Kitana Circle of Shadow değildi abi. O değil diye hatırlıyorum. Şimdi Kano'yu alacağım. Onu almam gerekiyor. Enerjisini fullememe gerek yok herhalde. Canı gerek yok diye düşünüyorum. Kitana olması lazım abi. Kitana. Carter'ım filtrede değil şu anda. Ama göremiyorum. Niye öyle oldu? Jade alabilirim aslında ya. Ama Jade şu an çok güçsüz göründü gözüme. Day of the Dead değil. Bir dakika, Outworld'ları bir sırala kanka. Ben o Kitana'yı bir bulayım. Bir kafam rahatlasın benim. Tamam. Reptile'ım da var aslında. Reptile'ım da güçlü. Assassin değil. Mournful değil. Day of the Dead diye hatırlıyorum niyeyse ya. Kitanalardan. Oğlum. Bir dakika bir saniye. Ben bir daha bakacağım. Senin pasifin değişti mi lan yoksa? Bir dakika. Ha bir dakika. Yazıyor burada. Bak. Ne diyor? Arto takım arkadaşları %40 canlarını yeniliyor 10 saniye boyunca. Tamam. Bu. Bu abi. Uf bir an görmemişim pasifini kusura bakmayın ya. Uzattım burayı iyice ama. Tamam. Bunu almam gerekiyor bu arada. 10.000 canlı şeyi niye alıyorsun lan demeyin. İleride anlayacaksınız neden aldığımı. Şimdi. Yan tarafa Outworld ama Outworld lazım kanka. Outworld. Güçlü çar. Goro olabilir ya. Shao Kahn mı Goro mu? Şey abi Shao Kahn abi ya. Şimdi burayın bunun ekipmanlarını fulleyeceğim. Full artı full vereceğim. Çünkü anlayacaksınız niye böyle bir bok yediğimi. Kano'nun kendi ekipmanı vardı. Onu bulmam gerekiyor şu anda. Görebilecek miyim onu da bilmiyorum ama inşallah hızlı bir şekilde görürüm de. Hadi Kano kardeş be göreyim ekipmanını. Göreyim. Dikkatli bakıyorum şu anda. Göremiyorum ama. Abi vardı sanki ya. Yok muydu bende Kano'nun ekipmanı? Olmadı videoyu kapatıp arayayım ben bir. Videoyu kapatayım ben bir arayayım Kano'nun ekipmanına bakayım yoksa da geliyorum hemen. Yok abi göremedim ya. O zaman şöyle bulduğumuz şeylerden katalım. %35 maksimum canımızı arttırıyor. Bunu ver abi bu işimize yarar. Şöyle ver. Tamam. Şu yakma yüzünü verelim. İşimize yarar bu da. Datuşa'yı vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Centoblade'i dursun mu? Yani. Basic ataklarda evet şu işimize yarar abi. Bu da katalım. Aa bir dakika yüzük. Yüzük katmam gerekiyor. Salaklaştım iyice ya. Dikkatim çok dağıldı bak. Tamam şunu ver. Yan tarafı zaten dolduracağız full. Bir dakika. Bir daha Black Dragon Kane'e bir daha gelin mi? Fullsün değil mi kanka? Hiçbir eksiğin yok. Fates of Strength'ini de vereceğim bu arada. Hepsini vereceğim ya. Yeter ki. Tamam bunu giy. Bunu giy. Background bunu giy. Bunu giy. Hepsini giy abi. Tamam. Bir de bunu giy. Şunu giyebiliyoruz gerçi. Bunu giy. Tamam. Tüm her şeyi Kano'ya bağladık şu an. Kano'nun güçlü olması gerekiyor. Shao Kahn'a da ekipman vereceğim tabii ki. Shao Kahn abi gel abi. Seni de şöyle güçlendirelim. Datuşa'yı vermeyeceğim. Centoblade'i de verebilirim aslında. Şunu verelim. Şimdilik bu kalsın. Tamam. Ve Kitana'ya özel ekipmanımız yok. Var. Gerçi var. Bir tane şey vardı. Nerede o? Şurada bulacağım hemen. Şu olması lazım. Evet. Kitana'ya özel bir ekipman bu. Bunu takıyoruz. Yan tarafa saldırı değil. Zırh ağırlıklı gitmem gerekiyor. Yüzüğüme bunu vereyim. Zırhımız da ne verelim abi? Remnant's Mask bu olur aslında. Evet. Tamam bu da olur. Bu da olur. Ver abi. Okey şimdi çoğu şeyimizi yükselttik bayağı bir. Tamam bu da yükseltildi. Şey yükseltildim. Diamond başka. Shao Kahn'ın şeyleri yükseltilmiş. Ona bakayım bir. Bu da yükseltilmiş gibi. Tamam fullenmiş. Hepsi full abi. Şu an tamamıyla iyiyiz. Gayet güzel duruyor. Ekipmanlarımız da full zaten. Hazırız. Hadi bakalım. Bayağı bir zorlayacak. Niye bu kadar titiz olduğumu anlayacaksınız. Girelim şöyle bir. Hadi bakalım. Şimdi burayı
Bunlar zorlar mı? Zorlamaz diye düşünüyorum. Bakın aldığımız yüzük şu anda işini, etkisini gösteriyor. Her öldürdüğümde zaten canım yenilenecek. Bu yönden bir sıkıntım yok. Ama random tagging diyor ya, orada sıkıntı çıkartıyor. Kafasına göre işte karakterimi öldürttüğü zaman sıkıntı. İki taneyi öldürmememiz gerek. İki tane bize can verecek. Bakın her birini öldürdüğümde şu anda canım hayvan gibi fulleniyor. Fark ettiniz değil mi? Çifte canım doluyor abi. Çifte bakın. Üstte iki tane can doldurma işareti var. Niye? Çünkü pas şeyinden dolayı. İki tanenin pasifinden dolayı. Canım yenileniyordu. Şu anda yenilenmiyor. Bitti yenilenmesi. Hatta üstüne kanadık bir de. Tamam. Melina'ya şunu bir de vurayım. Canım yenilenmeyecek ama değil mi? Aynen. Yenileniyor diye gösterdi. Savaş bittiği için yenilemedi. Tamam. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Devam. Şöyle bir gidelim. 15 savaş ya. Boru değil. 1877 ruha çıktık. Güzel. Devam edelim. Gel bakalım. Kankacım şimdi sana şöyle bir vurayım ben. Şunu bir yeteneğimi direkt atacağım. Hiç acımayacağım. Vur kanka. Güzel. Kritikli mritik. Bayağı bir vurduk. Canımıza doluyor hayvan gibi. Bakın 6600 can doldurdum tek seferde. 8500. Hani bayağı bayağı canım dolduruyorum. Bu çok iyi bir şey. Kanka bırak artık da vurayım ben de ya. Bırak şu kombonu. Görüyorsunuz değil mi? Oyunun ne kadar seri kombo çıkarttığını. Bloklanamayan ataklarım olsa aslında bayağı iyi de. Neyse ekipmanımız var ya, sıkıntı yok. Bu salaklardan birini öldürsem yeterli zaten bana. Power drain attı ya. Ya inatsın değil mi? İnatla power drain atıyorsun normalde. İkinci yeteneği açıktı. Atmadı ama. Şerefsiz ya. Ölmüyorlar abi bak. Kolay kolay ölmüyorlar. Sıkıntı ya. Tamam. Bunun birinci yeteneğini artık yiyemeyeceğim. Tamam. 13200 can bastı lan bu arada. Bayağı iyi değil mi? 13200 abi. Hayvan ya. Tamam canımızı geri fullledik. Şu an tüm takımın canı geri full. Güzel. Herkesin canı yenileniyor işte. Kitana bu yüzden çok önemli. Day of Dead kitananızın olması burada bayağı işinize yarayacaktır. Hani yoksa da almaya çalışın abi. Bir yerden edinmeniz gerekiyor ya. Bu karaktersiz kazanılabilir mi bilmiyorum burası. Yani can yenilemeden tabii kazanılabilir. Ruh vererek can basarsınız karakterlerinize ama o da bayağı bir yorar ruh yönünden. Neyse girelim. Yine yoruyor gerçi. Can yenilemeden bile yoruyor. Kodumuz da bu arada 512 olsun. Burada da verelim. Şöyle bir Grand Master'ı. Bu kodu bulmak daha zor olacak bak. Ortalarında değil de böyle tam bilinmeyen yerlerinde falan verdim. Neyse. Şöyle dur bakayım kardeşim. Baştan sona zaten çoğunuz izlersiniz diye düşünüyorum ya. Çünkü buraları geçmek kolay değil. Taktik arıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Taktikler bunlar abi. Kolay geçilen yerler değil bunlar gerçekten. Çok zorluyor. Terliyorum şu anda. Şunu bir aç kardeş bloğunu da, aynen. Tamam, teşekkür ederim. Vurduk mu şunu da? Tamam, yendik. Şimdi bir yerde şey yapıyor galiba. Canımı götürüyor, o sıkıntı. Can sürekli can götürme olayı var ya, damage over time yiyoruz bir yerde. O sıkıntı olacak birazcık. Girelim bakalım bir sonraki savaşa. Dördüncü savaştayız daha. Kaç savaş var lan? 10 savaş mı vardı orada? 15 diyebiliyorum ben ama 15 olması gerekiyordu sanki. Yanlış mı gördüm acaba yukarıyı ya? 10 savaşsa daha iyi tabii, işime gelir. Daha kolay yenilir. Karşı rakip bayağı can yenilecek şu anda galiba. Ne kadar yenilecek bilmiyorum tabii ama. 11 bastı canını, 1200. Yo, gerçi çok da yenileyemiyormuş. Tekledim. Oo, bir de Quan Chi katmışlar yan tarafa. Oyunu görüyorsunuz değil mi? Oyunun şerefsizliğini. Bir de şimdi karakterden çıkar bak. Öldüremeyim diye. Çık hadi. Yap o şerefsizliği. Yapamadı. Yapamadan öldürdüm çünkü. Aslında Quan Chi'ye girseydi şu an çok iyiydi ya. Bayağı sıkıntı işte. Yan tarafa Quan Chi koyuyor. Quan Chi'ye en son giriyor. Her öldürdüğünde diriliyor karakterleri. Ya işte sıkıntı yani. Şöyle. Dur bakayım. Blokta kalsak mıydık diyecektim de atmadı yeteneğini. Kardeş bir bırak ya. Benden hızlı vuruyor ya. Şuna bak. Ben vuruyorum, bir o vuruyor mutlaka. Diğer vuruşu yaptırtmıyor bana yani. İki kere combo çıkartamıyorum. Tamam. Kaydırmayı yapmasam da öldü zaten. Yapmayacağım. Uğraşmayacağım bile. Tekledim çünkü. Canımız bir tık indi galiba. Ama diğer maçın başında onu fulleriz diye düşünüyorum. Bakalım bir duruma göre. Güzel. 20 ruhta. Buradan veriyorsun. 1900 ruhu alıştık. Tamam, güzel. Aynen. Çok az bir tık inmiş galiba. Göremiyorum bile. Evet. Çok az bir tık inmiş. Tamam. Devam edelim hemen. Fight. Gel bakalım kardeş. Klasik Sonya Blade kardeş. Şunu al bakayım bir. Teşekkür ederim. Güzel. Yapma onu, yapma onu. Heh, tamam. Şöyle bir al. Üstüne yapma onu. Blokta kalmasaydı neydi işte kardeş ya. Bitiriyorduk direkt işini. Ne uzatıyorsun? Tanya var bu arada yan takımda. Tanya'yı sevmiyorum ben. Sinir bozucu biçer.
Bakın zehirlemesi var. Şu an Dvorak çok tehlikeli bir karakterdi bizim için. Zehirleseydi iyileşemeyecektik. Bayağı bir sıkıntı aslına bakarsanız. Güzel. Bayağı güzel. Tamam. İki yenileme geldi lan bu arada. Çok iyi ya. Birinci yenileme yüklenen ikinci yenilemeyi açıyoruz. 13.000 basıyorsa 26.000 can basıyor. Hayvani bir şey abi. Tamam. Bumuz bayağı iyi gelmeye başladı bu arada. 10 savaşmış lan. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Oo, bak karşı karakterlere baksana. 47.000 canlara falan çıkmaya başlamışlar. Melina bu arada kanatıyor bizi. Bir tık sıkıntı. Tamamdır. Şimdi. Melina kardeş. Şöyle bir gel bakalım. Şunu bir al. Tamam. Dur ama onu yapma, onu yapma, onu yapma. Şş, onu yapma. Oo. Oo, ayıp oluyor. O ne lan? Gelirken vurdu. İki tane. Vuruyor muydu normalde? Day of the Dead. Onu bilmiyordum ben. Çok az vuruyoruz lan bu arada bunlarla. Bayağı sıfır vuruyor anasını satayım. Şuna bak. 6.000 ne ya? Çöp. Zorunlu soktu bu arada. Ben kendim geçmedim bunu. Kendisi random tagging yapıyor. Tamam attım şunu. Vurmayacağım bile, uğraşmayacağım abi. Tek yedi zaten. Çünkü tıklamak istemiyorum ona şu an. Güzel. Power drain attı. Bir şey olmaz. Bunda da kanama var bu arada. Kanamasını yememem önemli. Pasifinden bırakıyor. You suck. Shao Kahn abi. Sana ilk defa girdik galiba bugün. Şöyle bir vuralım. 95 ama olsun. 72.000 vurdu. Shao Kahn abi bize bak sen. Shao Kahn'ı da alma sebebim bu arada yan tarafa. Goro yerini alma sebebim. Hem canı hem de ileride özel şeyler var. Boss falan geldiği zaman canı bir yere inecek. Ondan sonra Shao Kahn'a girip ikinci tenekli işini bitireceğim. Çok önemli bir şey aslına bakarsanız bu. Girelim. 7. savaştayız. Örmek abi. Sana şöyle... vuramadım. Niye komboyu bitiremedim ya? Yanlış tıkladım. Bunu bir al bakayım. Güzel. Jason Voorhees gelmiş. Hiçbir şey olmaz. Tekler tekler geçeriz bunu ya. Bir şey olmaz. Zaten damage şu anda düşük. Tamam, kalktığı gibi bir daha vurmaya çalışacağım. Bekleyebilir miyim bilmiyorum tabi ama. Oo, ölmedi. Bayağı savunması yüksek bunun. 9.900. Kalktığı gibi bir kere daha vuracağım. Yok olup gidecek. Güzel. İyi, Jason'dan kolay kurtulduk. Uğraştırmadı en azından. Şöyle bir de vurdum mu? Şunu vur kanka. Güzel. Şimdi dur bakayım. Onu yapma, onu yapma. Canımı her türlü fulluyorum. İstediğin kadar yak kardeş. Power Drain sıkıntı olurdu bir tek. O da gerek kalmadı bile. Tekledim zaten seni. Yeah. Gülüşe bak. Devam. 8. savaşa geçiyoruz galiba. Boss nerede geliyor? 10. savaşta zaten şey. Ne o? Boss şu an gelmiyor. Bir sonraki savaşta geliyor değil mi? Aynen. Boss şu an yukarıda bakın. Üst tarafta azıcık bir kısmı görünüyor. Bu kısmı da teklerim. Zorlanmam diye düşünüyorum. Bu arada abi galiba şey değiştirmişler, haberiniz olsun da kolaylaştırmışlar. Shao Kahn tavırı. Normalde 15 savaş oluyordu Diamond'lar diye biliyorum ben. Bir seneki önceki videolarıma falan bakabilirsiniz. Orada çok daha zor takımlar geliyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Öyle hatırlıyorum. Şunu yenmem lazım bu arada, Warlock Quan Chi'yi. Evet, seni teklemem lazım kardeş ya, çıkmadan. Yoksa karakterini dirilteceksin yan taraftakini. Bir daha vurayım, bir daha vurayım. Öl, 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 öldü tamam. Hiç uğraşmak istemiyorum o dirilmesiyle falan. Sıkıntıydı yani. Gerçi yok ya, Shao Kahn var, onunla tekler geçerdik. Şunu bir vurayım sana kardeş. Tek atayım, geçeyim. Harbiden kolaylaştırmışlar galiba ya. Ben ilerisi çok daha zor diye biliyordum ama gerçi daha bossları görmedik. Dur bakayım. Şunu vur kanka. O dediğim kısım daha gelmedi. Sub-Zero bir kısım daha var diye hatırlıyorum ben. Sürekli dondurup bir şeyler yapıyordu böyle. Hatta şey kısım vardı bakın. Normal Jason Voorhees, Slasher Jason Voorhees, Warlock Quan Chi'li kısım vardı. Bir de bu takıma can yenilemesi veriyordu oyun kendisi. Otomatik can yenilemesi. Hem ölmüyorlar, hem ölüp diriliyorlar, hem de can yeniliyorlardı. Warlock Quan Chi'li falan. Hani var ya, en zor kısımlardan birisiydi orası. Onu kaldırmışlar galiba abi. Baksana, evet kaldırılmış abi. 10. savaştan şey. Ne o? Test your might, hani kaldırılmış. Üzüldüm lan şu an valla. Eskiden daha güzeldi ya. Gerçekten daha zor ve eğlenceliydi. Şu anda yakıyor bu arada. Burn efekti çalıştı. Ama ben de bayağı vuruyorum. Ben de onu yaktım aynı zamanda. O yüzden çok büyük bir sıkıntı yok. Power drain atıyor şu an, o sıkıntı. Tamam. Yeteneğini attı vallahi, 3. yeteneğini. Ne sıkıntı yok ya. Ne kadar vuracak ki sanki? 140.000 canım var zaten. İstediği kadar vursun. Öldüremez. Kafam rahat ya. Bak ön tek yemişiz. 9.200 vurdu. İstediğin kadar vur kardeş ya. Vursan ne yazar sen? Şunu bir ye bakayım. Tamam. Şakan'ın bu arada ikinci yeteneği açıldı mı? Tüm takımıma mı atıyorsun ya onu? Takımıma atmasaydın iyiydi. Güzel, yeteneğim doldu lan, what the f. Heh,
Şu an kendisi yok etmesi gerekiyor Shao Kahn'ın bakın. Aa etmedi lan. Boss diye mi? Boss diye galiba. Neyse. Oo bir de blokta kalıyor ya Shao Kahn. Bayağı havalı. Güzel. Bitti mi lan? Bitiyor galiba. Ulan kaç dakika sürdü ya? Bayağı boğazım çok kötü yanıyor şu anda. Bayağı bayağı yanıyor. Bayağı bir ruh geldi. Kaç ruh geldiğini siz hesaplayın abi şimdi bakın. Bir 30 ruh daha gelecek buradan şimdi. Tabii düzgün yapabilirsem inşallah yaparım. Son kısım abi. Şunu da hızlıca bir yapalım bakalım. Abanacağım vallahi. Hayvan gibi abanabildiğim kadar. Bayağı direniyor şu anda. Tamam dibe girdim. Biraz daha girsem kırarım herhalde ya. Kırıldı şu anda. Kırdım. Of. Zorluyor. Cidden zorluyor. Güzel. 1 milyon 711 710 bin de şeyimiz olmuş. 18 fragments daha verdi. 30 ruh daha verdi. Çok güzel. 1967 ruh. Bir kere bile ruh harcamadık. Sadece evet. Evet bir sonraki şey için ruh için bir daha gel falan filan bir şeyler diyor işte. Bir sonraki ruh için. Tamam burayı tamamen bitirdik abi. %43'ünü de tamamladık. Bir sonraki sefere bitiremeyiz büyük ihtimalle. %57 dolmaz. 528 şeyimiz olmuş toplamda. Bayağı da olmuş aslına bakarsanız. Çok kez aldım Shao Kahn'ı ya. Evet abi. Gördüğünüz üzere Relikant böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çekilişe katılmayı unutmayın. Çekiliş gayet güzel bir çekiliş. İşinize yarar diye düşünüyorum. Şartlarını da gözden geçirmeyi unutmayın. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.